Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Başından beri siz de ön sıradan takip ediyorsunuz bugünkü görüşmeleri. Öncelikle akşam saatlerine dönmek istiyorum. 9. madde üzerinde bir önerge kabul edildi. AK Parti'nin bir önergesi. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'in hayatının ders olarak, seçmeli ders olarak uygulanması düzenleme içine kondu. Öncelikle bu düzenlemeyi anlatır mısınız? Ne amaçlanıyor ve bu düzenleme neyi getirecek? Öncelikle esnek ve çok seçenekli eğitimin sonuçlarından birisi bu. Dolayısıyla biz bu düzenlemeyi yaparken ebeveyn taleplerini dikkate alan bir eğitim sistemi var edeceğimizi söylemiştik. Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi olarak din eğitimi her zaman önümüzde olmuştur. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatını isteğe bağlı ders haline getirdik. Yani isteğe bağlı seçmeli ders. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde zorunlu ders olması söz konusu değil. Ebeveyn taleplerini dikkate alan ve sadece Kur'an-ı Kerim'le ilgili de değil, diğer dinlerin, diğer inançların kendi eğitimlerini, derslerini almalarıyla ilgili de biz Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız bu düzenlemeleri yapacak. Ama bunların içerisinden iki tanesini kanun koyucu tadat etmiştir. Yani bir sıraya koymuştur. Bunu Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı olarak belirlemiştir. Dolayısıyla yapılan düzenleme kesintisiz eğitimin sona ermesi ve kademeli, esnek ve seçenekli bir sistemin gelmesiyle birlikte bunun sonuçlarından birisi olarak da bu düzenleme. MHP de bu konuda bir önerge verdi. Biz de bu konuda bir önerge verdik ve bu 9. maddede kanunlaştı. MHP dediniz, MHP'nin önergesi de hemen hemen yani benzerdi. Neden kabul edildi? MHP'nin önergesi de benzerdi. Bu tür önergeler birleştirilir genellikle. Ama MHP bunu birleştirmeyi kabul etmedi. Kendisi ayrıca bunu vermek istediğini ifade etti. Dolayısıyla bizim önergemiz zaten bu ihtiyacı karşıladığı için biz kendi önergemizi kabul ettik. Peki CHP'nin de bir tepkisi söz konusu. Özellikle anayasanın laiklik ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle buna tepki gösterdiler ve bir anlamda Kur'an-ı Kerim'i siyasete alet etmekle itham ettiler AK Parti'si. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Şimdi burada laikliğe aykırı bir durum söz konusu değil. Çünkü laiklik ilkesinin düzenlediği eşitlik ilkesi gereği bütün inançlar, bütün bu ülkede yaşayan dini gruplar kendi dinleriyle ilgili eğitimi isterlerse isteğe bağlı seçmeli ders olarak alabilirler. Aynı zamanda anayasamızın 24. maddesi de insanların bu konuda devlet tarafından gerekli eğitimin verilmesi zorunluluğunu zaten getirmekte. Dolayısıyla burada laikliğe aykırı bir durum söz konusu değil. Tam tersine anne babaların taleplerini ve Türkiye'deki din eğitimiyle ilgili sorunu çözmeye dönük devletin attığı bir adımdır bu. Dolayısıyla bunu herhangi bir şekilde bir siyaset istismarı değil, bir ihtiyacın karşılanması olarak görmek gerekir. Peki farklı dinlerin de uygulanabileceği ifade edildi. Sayın Canikli de aynı şeyi söylemişti. Bunun içerisinde Hristiyanlık, Musevilik, Alevilik olabilir mi? Tabii ki şimdi toplumda hangi etnik gruplar, hangi inanç grupları ve sonuçta biz AK Parti olarak hep şunu söylüyoruz. 74 milyon insan bizim için birinci sınıftır. 74 insanın temel hak ve özgürlükleri bizim için mukaddestir. Dolayısıyla devletin görevi de kendi vatandaşına bir içerik dayatmak değil, onların taleplerini karşılamaktır. Eğer bizim Hristiyan vatandaşlarımızdan, Musevi vatandaşlarımızdan bu yönde bir talep gelirse tabii ki devletin görevi bu talebi karşılamaktır. Yani bu Alevilikte olabilir anladığım kadarıyla. Şu anda mesela Tunceli'de, Tunceli Üniversitesi'nde Alevilikle ilgili bir bölüm, enstitü kuruldu ve bu enstitünün başına da bir Alevi dedesi getirildi. Dolayısıyla artık eğitimde
devletin içerik dayatmadığı ve demin ifade ettiğim esnek yapının ve devletin vatandaş taleplerini karşılamaya dönük çabalarının doğal bir sonucudur bu. Bir de İmam Hatiplerin ortaokul diye bir ifade eklendi yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da amaçları nedir? Yani İmam Hatiplerin ortaokul kısmı açılacak anlamını mı algılamamız lazım? İmam Hatip ortaokulları. Şimdi Şerif Mardin'in benim çok sevdiğim bir tespiti vardır. Der ki Tanzimat'la birlikte başlayan toplumda dinin yeri ne olmalıdır, din eğitiminin yeri ne olmalıdır tartışması eğer Cumhuriyet'le devam etseydi şu anda bizim din, dindarlık ve din eğitimi gibi sorunlarımız olmazdı. Dolayısıyla din eğitimi maalesef çok önemli bir sorun haline geldi Türkiye'de. İmam Hatip ortaokullarıyla birlikte de Türkiye'de artık din eğitimi sorunu ortadan kalkmış olacak. Din eğitimi almak isteyen insanlar çocuklarını İmam Hatip'e gönderebilecekler. Efendim bir de düzenlemenin komisyon aşamasından genel kurula sirayet eden bir gerginlik söz konusu. Orada istenmeyen görüntüler de yaşandı, ekranlara yansıdı. Genel kurul çalışmalarında da zaman zaman sinirler geriliyor. Az önce de yine Sayın Ömer Dinçer'in kürsüye çıkmasıyla CHP milletvekilleri genel kurulu boşalttı. Bu gergin ortamda hep uzlaşmadan bahsediyoruz. Bu yasa geçtiği takdirde kamuoyunda bir hani bu yasa tek taraflı çıktı şıklı bir düşünce oluşmasını nasıl engelleyeceksiniz? Şimdi bu bugünkü bir gerginlik değil. Bu yemin kriziyle başlayan, kürsü işgaliyle devam eden ve komisyonlarda yaşanan. Şimdi iş tüzüğün bu konudaki hükmü gayet açıktır. Komisyon kendi gündemine hakimdir. Komisyon divanı kendi çalışma usul ve esaslarını belirler. Şimdi komisyon çalışmaları sırasında da komisyonun kendi usul ve esaslarını ve çalışma şeklini belirlemesine dönük çok ciddi müdahaleler oldu. Dolayısıyla bu sadece bu yasayla ilgili bir gerginlik değil. Genel kurulda uzun zamandan beri devam eden bir gerginlik var. Bunun sebepleri üzerinde uzun uzun belki konuşmak gerekir ama sonuçta demokrasiler kriz rejimleridir, sorun rejimleridir ve demokrasiler bu krizleri, bu sorunları çözdükleri oranda gelişirler. Dolayısıyla bizim demokrasimiz de bunları aşacak olgunluğa sahiptir. Çok teşekkür ederim. Sayın Mahir Ünal konuğumuzda AK Parti Grup Başkan Vekili. Söz tekrar İstanbul'da kısa süre sonra da CHP Milletvekili, Sinop Milletvekili Engin Altay'la bir arada olacağız.